Merhaba arkadaşlar. Bugün Scope Paket Res üzerinde dinamik LAT uygulaması yapacağız. Uygulamaya geçmeden önce bir şey söylemek istiyorum. Bilgisayarın mikrofonundan kaynaklanan bir sorundan dolayı sesim tam iyi çıkmıyor. Bunu şimdilik çözemedim. Ne olduysa Windows 8 yüklettiğinden sonra oldu. Şu anda çözemedim. Terzi kendi söküğünü dikemez hesabı. Bunun için kusura bakmayın. Şimdi arkadaşlar dinamik LAT nedir? Ondan biraz bahsetmek istiyorum. Ortada belli bir IP havuzu belirliyoruz. Bu IP havuzu public IP'lerimiz, yani global IP'lerimiz, dışarıya çıkacak IP'leri belirliyoruz. Ve buradaki bilgisayarlar da dışarıya çıkarken bu havuza bakıyor. Uygun olan public IP'leri kullanıyor. Şimdi ben burada iki tane public IP kullanacağım. Fakat üç tane bilgisayarım var. Yani buradaki amacım iki tanesi public IP'leri alacak, bir tanesi dışarı çıkarken alamayacak. Şimdi öncelikle bacaklara IP vererek başlayalım bu işleme. Enable terminal interface ve sistemin alt ağımız, yani ağımız için bilgisayar. Alt bacağımız IP adres 2.168.1.1. Microsoft'tan diyoruz. Interface ve sistemin 0.1 IP adres 2.2.2.1. Microsoft'tan görüyoruz. Şimdi ortak oluşumuz için yapalım. Enable özgür terminal interface ve internet 0.0'a gidelim. IP adres 2.2.2.5 netmask Marshall'dan diyorum. Interface ve internet 0.1 diyorum. IP adres 192.168 pardon 1.1.1.5 Marshall'dan diyorum buraya da. Şimdi ben bilgisayarların ve server'ın IP adreslerini verdim. Şuradan bakalım tekrardan. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bacaklarımızın hangisinin insert, hangisinin alt sayt olduğunu belirtmem lazım. Bacaklarına giriyorum. IP not insert. 0.0. Burası bu kısım iç ağımı bölümü. Interface sistemi 0.1. IP not alt sayt. Burada burası dışarıya çıkış. Dış ağım. Dış bacağımız olsun. Şimdi arkadaşlar öncelikle access list oluşturmayla başlayalım. Access list yazıyoruz. Numara veriyoruz. Izin. Permit or permit ya da deny. Daha sonra ağım 192.168.1.0. Daha sonra build card. Yani netmask'ın tersten yazılışı. Fakat nasıl tersten yazılışı? Şöyle düşünelim. Benim mask adresim 255.255.0. Normalde bu. Şimdi bunlar toplam bildiğiniz gibi 32 bit IP'li. Şimdi burada 1'ler 0, 0'lar 1 oluyor. Şimdi bunları bitlere ayırırsak 255'i. Toplam 8 bit var her oktette. Toplam 4 oktet var, yani 1, 2, 3, 4 oktet. Bunlar toplam 8 bit var her bir oktette. Hepsi 1 oluyor. Bu subnet mask konusuna bakabilirsiniz bunun için. Ne yapıyoruz burada? Şu 0. Herhangi bir şey yok. Yani bit yok burada. Bunun tersten yazılışı da o zaman 3 tane birim olduğuna göre 3 tane 0 olacak. Sıfırlar 1 olacak. 0, 0, 255. Şimdi burada ne yaptım? Önce ondan bahsedelim tekrardan. Access list oluşturdum. Numarasına 5 verdim access listimin. Ve izin verdim. Ne izin verdim? 1.192.168.1.0 ağım. Yani diyorum ki NAT'ı kullanacak, yarı ağımdaki NAT'ı kullanacak bilgisayarları ağı burada belirtiyorum. Yani 104 diyorum ki 192.168.1.0 ama NAT kullanmasına izin ver. Tabii buradan şu anda NAT belli olmuyor. Birazdan yazacağımız komutlarla daha iyi anlayacağız. Enter diyorum. Tabii bu şu anda yaptığım access list standart. Example da yapabiliriz. Nasıl yapabiliriz? Access list bildiğiniz gibi example'ın 100'den başlıyor. Permit IP
Daha sonra arkadaşlar burada host any veya kaynak adresi search adresi yazabilirim. 192.168.1.0 kaynak build card bytes'ler diyor. 0.0.0.255. Burada da destination adresi, yani hedef adres, herhangi bir hedef a host ya da single destination host, tek bir host, yani a olabilir, bilgisayar, tek bir bilgisayar. Şimdi ben buraya any yaparım. Neden any? Şimdi bu kısım kaynak, bu kısım hedef. O zaman ne oluyor? Kaynağın buysa hedefi nereye giderse gitsin. Yani sadece belli bir alan için not kullanmasın çıkarken. Yani her tarafa gitsin. Yani example'da böyle oluyor arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Hangi ağın not kullanacağına izin verdik. Daha sonra şimdi havuzumuzu oluşturalım. Yani NAS havuz hangi IP aralıklarını kullanacak? IP NAT inside IP NAT pool. Buraya havuzuma bir isim veriyorum. NAT havuzu diyorum. Daha sonra arkadaşlar burada aralık belirteceğim. 2.2.2.1'den başlasın. 2.2.2.2'de bitsin. Daha sonra netmask yazıyorum. Hatta 0. Şimdi hangi aralıkta olacaklarını belirttik. Yani dış dünyaya, dışarıya hangi IP'lerle çıkacağını da belirttik. Şimdi arkadaşlar IP NAT inside search list eş pool NAT power. Şimdi bunu açıklayalım. Ne diyoruz? IP NAT inside search 5 numaralı listedeki ağın yani havuz ismi NAT havuzu olan yerden IP adreslerini alsın, kullansın diyoruz. 5 numaralı olarak nerede belirttik biz? Şurada standartımızda gördüğünüz gibi 5 access listemin numarası 5 ağın 1.0. Yani burada 5 1.0 ağın IP olduğu için NAT havuzunda bakın burada isim vermiştim NAT havuzu. Şöyle 5 numara uyuyor. İkisi de aynı akses numarasına sahip ve NAT havuzumuz aynı. Yani buradan kullanacak. Enter diyoruz. Şimdi burayla işimiz bitti arkadaşlar. Şimdi yapacağım iş yönlendirme yapacağım. Fakat şöyle yapacağım. Buradan başlayalım. Nereye koyacağım şunu? Şöyleydir. Rip yapacağım adam. Router rip. Network. Sağımda solumdaki ağları yazıyorum. Solumda 2.2.0 var. Sağımda da 1.1.0 ağ var. Çıktık buradan. Burada bu ağ için izin vermeyeceğim. Rip yaptırmayacağım. Nasıl yaptırmayacağım? Bu ağ bunlarla haberleşecek. Fakat bu buraya haberleşmeyecek. Yani ping yanıtı almayacak. Nasıl olacak bu? Şimdi zaten burada ayarladığında dış dünyaya çıkarır. Dış dünyaya çıkarken zaten gerçek IP kullanacağı için burada da şeyi belirttik, ripti ağımızı yönlendirme olarak. O yüzden haberleşebilecek. Yani güvenli, yani NAT daha önce neydi? Yani mesela buradan haberleşiyoruz. Ben geliyorum buradan 1.2 IP adresini kullanıyorum buraya kadar. Burada IP adresin değişiyor. 2.2.1 ve 2.2.2 hangi havuzdaki hangi IP kullanırsın? Bunlara gelen istek 2.2.2.1'den olacak. Peki bu istek döndüğünde 2.2.2.1'e dönecek. Fakat burada bu kısma izin vermediğinde bu kısmından yanıt alamayacaklar. Yani bu şekilde giderse geri gelir. Fakat buradan giderse ne yapacak? Buradan istek giderse. Şimdi geliyor. 2.2.2.1'i görebilir sadece. Burayı göremez. Çünkü burada herhangi bir şey buradan gelirken buraya herhangi bir şey tanımlı değil. Sadece çıkarken hangi havuzu kullanacağı belli oluyor. Şimdi buradan da rip yapalım. Rip network 2.2.2.0.
Evet diyelim. Şimdi buradan bir ping atalım server'ıma. Atmıştım ben. 2. Normalde atması lazım. Hatamıza bakalım. Terminal. Inside search list 5 for benim aldım. Evet arkadaşlar. Sondaki IP adresi vermişim. Interface testnet. Search verdim diye hatırlıyorum. Şu anda babacığım pardon. İçin aktar verecektim. 5 10 doğru mudur? 15'miş. Mağdur yürüz. Biraz uykusu. Şattan. Zaten gerek yoktur. Şu anda dinleyelim. Şu anda gördüğünüz gibi gidiyor arkadaşlar. Şu anda server'ıma atıyorum 1.1.2 adresine. Buradan da atalım. Ping 1.1.2. Şu anda bu da atıyor arkadaşlar. Bundan atmaya deneyelim. Büyük ihtimalle bundan atamayacağız. Çünkü iki tane IP adresimizde iki tane adres belirtmiştik. Üçüncü yer kalmadı. Şimdi tekrardan görelim. Gördüğünüz gibi istek zaman aşımı vardı. Şu anda gitmedi. Hemen NAT tablomuza bakalım. IP show IP NAT translation. Şimdi bakıyoruz. Yer alandaki bilgisayarın global IP yani public IP kullanmadan önce kaydı. 1.3'ün neyi kullanmış? 2.2.2'yi kullanmış. Bu da dışarının NAS dışarının 1.1.2 çevrildikten sonra kaldı dışarıdaki. Bu da çevrilmeden önce zaten orada NAS işlemi olmadığı için sorun yok. Burada 1.3 almış sadece. 1.2'den bakalım tekrardan. Pardon. Tekrardan şu tablomuza bakalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar son attığımı alıyor büyük ihtimal. 1.2'de 2.2 60. Şu anda şöyle bir şey yapalım.
string eksi t şurada eksi t buna da şuraya atalım 1.1.1.5 bu da atıyor şu anda. Burası biraz dolacak arkadaşlar. Normalde göstermesi lazım. Neden böyle oldu? Ben de anlamadım. Aşağıları indikçe görüyoruz. Bakın 1.3 2.2.1 kullanmış. 1.2 2.2.2 kullanmış. Evet arkadaşlar, bir de buradan ping atmayı deneyelim. Nereye deneyelim? 1.2.1.2 Gördüğünüz gibi hedef adrese ulaşılamıyor. Şuraya atmayı deneyelim. 2.2.2.1 Buraya atıyor, sorun yoktur. Evet arkadaşlar, anlatacaklarım bu kadar. Tabii ki bazı yerlere takıldım. Bazı yerlere sorun yaşadım. Kısımları kesmek istemiyorum. Neden kesmek istemiyorum? Hani tecrübe edinir ya bazı şeylerden, yaptığınız hatalardan. Ben de böyle düşünüyorum. Belki benim düştüğüm hataya siz de uygulama yaparken düşebilirsiniz. Yani bu olaya bu şekilde bakıyorum. Yine de kusuruma bakmayın yaptığım yanlışlar için. Sonuçta biz de öğreniyoruz. Burada işin ehli değiliz. Tekrardan yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. İyi çalışmalar dilerim.